Bike, pedal araba Bu teknoloji size ilk başta çok ilginç gelebilir ama bu teknolojiyi inanıyorum ki çok seveceksiniz. Hemen videoya geçelim. Podbike Pedallı arabaların diğer araçlardan farkı ise bu aracın bir pedala sahip olması yani en büyük farkı bu aracın gaz, fren, debriyaj yerine bir pedala sahip olması. Yani günlük hayatta gördüğümüz bisikletler gibi bir pedala sahip. Ayrıca bir direksiyon yok. Yani bisikletin elini, bisiklette elimizi tuttuğumuz yer olan bir gidona sahip. Yani gidon direksiyonu var. Ayrıca bir biraz daha pahalı olan modelidir. Bu model 25.000 ile 35.000 TL olacağı ülkemize söyleniyor. Maksimum 40.000 TL olacağı ayrıca söyleniyor. Bunun arkasında küçük bir bağırca var. Ayrıca bunu sürmek için bir ehliyete gerek yok. Yani 11 yaş üstü herkes bunu sürebilir. 11 yaş olmasının sebebi ise bunun bir bisiklet olarak geçmesi. Bisikleti 11 yaş üstü herkes trafikte de kullanabildiğine göre yani trafikte kullanması uygun olduğuna göre bu 11 yaş ve üstü için bir araç. Bisikletlerden farkı ise daha rahat olan bir koltuğu. Ayrıca arkadaki iki tekeri de görünmüyor. Bunun sebeplerinden biri hem karizmatik olması hem de elektrikli olduğunun belli olmasıdır. Bu aracın ucuz modeli ise bu. Bu model ülkemizde 5000, maksimum 15-16000 TL civarında olacağı söyleniyor. Diğerinden en büyük eksiği lastiğinin ince olması. Yani çabuk patlayabileceği ve Kışın sürmeye pek uygun olmaması ve tek kişilik olması, bağcının daha küçük olması ve de daha yavaş olması. Ayrıca yeni söylemeyi unuttum bir özellikleri de var bu araçların. Pedalını çevirdiğiniz zaman içine elektrik dolduruyor ve siz yorulduğunuz zaman elektriği kullanmanızı sağlıyor. Bunda diğerinden büyük farklarından biri ise malzeme kalitesinin biraz daha düşük olması, konforunun biraz daha az olmasıdır. Ayrıca iki depo elektrikli bir yıl bu araçları sürebilirsiniz. Yani bu mantıkla tamamen elektrikli araç olan Tesla motorusu yani Tesla araçlarının hiçbirinde hibrit yani yarı benzin yarı elektrikli bir motor yok. Yani potbike'de olduğu gibi tamamen elektrikli bu motorlar. Hem diğerlerine göre daha sarrufcu, daha performanslı, daha hızlı, daha konforlu, daha sessiz, ve daha iyiler ve daha teknolojikler. Ayrıca daha da karizmatikler. Yani bu araçları almak onlara göre daha mantıklı. Ayrıca Tesla araçları neredeyse Bugatti Veyron yani Bugatti araçları kadar hızlı. Ama Bugatti araçlarının benzini cidden bir evin aylık gelirinden bile fazla. Bugatti araçlarda 7000 motorlu bir araç Bugatti bu araçlar ise tamamen elektrikli. Görmüş olduğunuz bu araç 2.5 saniyede 0 yüzü varken Bugatti Veyron'da 2.3 saniye. Yani hemen hemen aynı. Aradaki fark ise 0.2 salisi, Yani 1 saniye bile değil. Hem bu araçlar diğerlerine göre daha uygun. Ama ülkemizde elektrikli araçların bir teşviği yok maalesef. İleride olması dileğiyle diyorum. Ülkemizde yerli otomobil üretilecek biliyorsunuz. O otomobil %90 %95 ihtimalle elektrikli olacağı söyleniyor ya da hibrit olacağı. Böyle olursa gerçekten daha iyi olur. Ve ülkemizdeki teşvik artarsa bizi ve ülkemizi daha mutlu edebilir. Ve ayrıca doğaya da daha az zarar verebilir. Ağaçlar <laughs> ormana Videoyu eğer faydalı bulup beğendiyseniz videoyu ayrıca paylaşmayı ve diğer şeyleri yapmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Ve son olarak söylemek istediğim bir şey daha var. Bu video Türkiye'de ilk podbike videosudur. Yani Türkiye'de ilk Türkçe podbike videosudur. Bu videoyu başka internet sitelerinde ya da başka yerlerde Türkçe bulamazsınız. Zaten YouTube'da 10-15 video var. Bunların %90'ı İngilizce ve diğerleri Almanca, Hollandaca gibi diller. Yani Türkçe versiyonu yok. Bu yüzden videoya destek çıkmayı da unutmayın.